leyine şey olanvaci Bismillarahmaniirhim Bütün insanlar bir tek ümmet teşkil ediyorlardı. Aralarında ihtilaf başlayınca Allah onlara içlerinden müjdeleyici ve uyarıcı olarak, peygamberler gönderdi. Onların beraberinde, insanlar arasında hükmetmek için, kitap ve hikmeti gönderdi ki, ihtilaf ettikleri konularda, aralarında hükmetsin. Halbuki, o meselelerde anlaşmazlığa düşenler, kendilerine apaçık ayetlerimiz geldikten sonra, sırf aralarındaki haset yüzünden, ihtilafa düşen ehli kitaptan başkası değildi. Allah da onların hakkında ihtilaf ettikleri gerçeği kendi izniyle bu iman edenlere bildirdi. Öyle ya Allah dilediğini doğru yola eriştirir. Biz o peygamberlerin kimini kimine üstün kıldık. Allah onlardan bazısına hitap buyurdu bazısını birçok derecelerle yükseltti. Meryem'in oğlu İsa'ya da o açık belgeleri, mucizeleri verdik ve onu Ruhül Kudüs'le destekledik. Eğer Allah dileseydi, onların peşlerinden gelenler kendilerine açık delillerin gelmesine rağmen birbirleriyle savaşmazlardı. Lakin ihtilafa düştüler de onlardan bir kısmı iman, bir kısmı ise inkar etti. Şayet Allah dileseydi onlar birbirleriyle savaşmazlardı. Lakin şu var ki Allah dilediği her şeyi yapar. Hem Allah vaktiyle peygamberlerden size kitap ve hikmet vermemden sonra sizin yanınızda bulunan kitabı tasdik edici bir peygamber geldiğinde mutlaka ona inanıp yardımcı olacaksınız diye söz almıştır. Allah bunu kabul ettiniz. Bu ağır yükümü sırtınıza aldınız mı dediğinde onlar kabul ettik diye kesin söz verince Allah Teala siz de şahit olun. Zaten ben de sizinle beraber şahitlik edeceğim buyurdu. Biz peygamberleri sadece müjdeci ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. O halde kim iman eder, kendisini ve işlerini düzeltirse onlara asla korku yoktur. Onlar hiçbir üzüntüye de maruz kalmayacaklardır. Allah adına yalan uydurandan Yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana da vahy yolundu diyenden bir de Allah'ın indirdiği ayetler gibi ben de indiririm diye iddia edenden daha zalim kimse olabilir mi? Ölümün şiddetleri içinde kıvranırken ölüm meleklerinin de yakalarına yapışıp kendilerine haydi derhal ruhlarınızı çıkarıp teslim edin. Bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız. Çünkü Allah hakkında gerçek dışı şeyler söylüyordunuz. Ve çünkü kibirlenerek onun ayetlerinden yüz çeviriyordunuz diye haykırdıkları sırada sen o zalimlerin halini bir görsen. Ey cin ve insanlar topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Ey yüce Rabbimiz! Kendi aleyhimize şahidiz diyecekler. Dünya hayatı onları aldatmıştır. Böylece kendilerinin kafir olduklarına yine kendileri şahitlik ettiler. Sekiz çift hayvan yarattı. Koyundan iki, keçiden iki. De ki, iki erkeği mi haram kıldı, yoksa iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Eğer iddianızda haklıysanız, bilgi ve belgeye dayanarak bana haber verin. Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki, iki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah, size bu yasaklamayı yaptığında, siz orada hazır ve şahit miydiniz? İlimsiz olarak, insanları saptırmak için uydurduğu yalanı, Allah'a mal edenden daha zalim kimse bulunabilir mi? Allah, elbette o zalimler güruhunu muvaffak etmez.'' emellerine kavuşturmaz. Yahut, eğer bize de kitap indirilseydi, biz onlardan daha başarılı olurduk. Dememeniz içindir. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayıp, insanları ona yönelmekten alıkoyandan daha zalim kim olabilir?' Ayetlerimizden yüz çevirerek engelleyenleri bu engellemeleri sebebiyle yaman bir azapla cezalandıracağız. İftira ederek Allah'ın söylemediği bir sözü ona mal eden yahut Allah'ın ayetlerini yalan sayan kimseden daha zalim biri olabilir mi? Kaderden nasipleri neyse onlara erişecektir. Nihayet elçilerimiz ölüm melekleri gelip canlarını alırken, hani nerede o Allah'tan başka taptıklarınız dediklerinde, onlar bizden uzaklaşıp ortadan kayboldular derler. Böylece kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Bir peygamberin dünyada zafer kazanıp küfrü zelil kılmadıkça esirler edinip onları fidye karşılığında serbest bırakması uygun düşmez. Siz dünya metaını istiyorsunuz. Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. Allah azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Size kendi aranızdan öyle bir peygamber geldi ki, zahmete uğramanız ona ağır gelir. Kalbi üstünüze titrer. Müminlere karşı pek şefkatli ve merhametlidir. Hem yalandan bir söz uydurup onu Allah'a mal eden veya Allah'ın ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Gerçek şu ki, mücrimler iflah olmazlar. Uydurduğu bir yalana Allah'a isnat edenden daha zalim kim olabilir? Onlar, Rablerinin huzuruna getirilecek ve şahitler de, işte Rableri hakkında yalan uyduranlar. İyi biliniz ki, Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir, diyeceklerdir. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de, başka değil, ancak şehirlerde oturanlardan, vahye mazhar ettiğimiz, bir takım erkeklerdi. Onlar dünyayı hiç gezmediler mi ki kendilerinden önce yaşayanların akıbetlerinin nasıl olduğunu görüp anlasınlar. Ahiret diyarı elbette Allah'a saygı duyup haramlardan sakınanlar için daha iyidir. Siz ey müşrikler hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Benden önce birçok peygamber göndermiş Onlara da eşler ve evlatlar vermiştik. Bunlar peygamberliğe aykırı değil ki mucize iddialarına gelince. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir resul mucize gösteremezdi. Her işin bir vadesi vardır. Biz her peygamberi kendi milletinin lisanı ile gönderdik ta ki onlara hakikatleri iyice açıklasın. Artık Allah, dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. O azizdir, hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Bu cümleden olarak, Musa'yı da halkını karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın önemli günlerini hatırlat diye ayetlerimizle gönderdik. Elbette bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için nice ibretler vardır. Bir vakit Musa kavmine Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. Çünkü o sizi size en kötü bir işkence uygulayan, doğan erkek çocuklarınızı öldürüp kızlarınızı perişan bir hayata zorlayan Firavun'un hakimiyetinden kurtarmıştı. Gerçekten bunda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı. Senden önce de gönderdiğimiz elçiler kendilerine vahyettiğimiz bir kısım adamlardan başka bir varlık değildiler. Eğer bu konuları bilmiyorsanız ilim adamlarına sorunuz. Gün gelir, her ümmetten kendilerine birer şahit getiririz. Seni de ümmetin üzerine bir şahit olarak getirip dinleriz. Ey Resûlüm! İşte sana bu kutlu kitabı indirdik ki, her şeyi açıklasın, doğru yolu göstersin. Allah'a teslimiyetle itaat edecek olanlara, rahmetin ve müjdenin ta kendisi olsun.'' Hem senin Rabbin göklerde ve yerde olan kim varsa hepsini pek iyi bilir. Biz nebilerden bazısını bazısına üstün kıldık. Nitekim Davud'a da Zebur'u verdik. Yine ne oluyor bu peygambere? Böyle peygamber mi olur? Yemek yiyor, çarşı pazarda dolaşıyor. Bari yanında heybetli bir melek olsaydı da etrafındaki insanları korkutup uyarıda bulunsaydı. Uydurduğu yalanı Allah'a isnad edenden veya kendisine gelen hakikati yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde yer mi yok? Peygamberin müminler üzerinde haiz olduğu hak, onların bizzat kendileri hakkında haiz oldukları haktan daha fazladır. Onun eşleri de müminlerin anneleridir. Akrabalar miras bakımından Allah'ın kitabında birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız müstesna. Yani dostunuza vasiyetle bir mal bırakabilirsiniz. Bunlar kitapta yazılıdır. Ey peygamber, eşlerine de ki, eğer dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerinizi vereyim ve sizi güzelce boşayayım. Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret mülkünü isterseniz, haberiniz olsun ki, Allah sizin gibi iyi hanımlara büyük mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber hanımları! İçinizden kim çirkinliği aşikar bir günah işlerse, onun cezası iki kat olur. Bu, Allah'a göre kolaydır. Ama kim, Allah'a ve Resulüne itaat eder, güzel ve makbul işlere devam ederse, ona da mükafatını iki misli verir ve ona cennette kıymetli bir nasip hazırlarız. Uydurduğu yalanı Allah'a mal eden, yahut yanına kadar gelen gerçeği yalan sayan kimseden daha zalim biri olabilir mi? Kafirler için cehennemde yer mi yok? Biz senden önce de birçok elçi gönderdik. Onlardan bazısını sana anlattık. Bazısını ise anlatmadık. Hiçbir peygamber, Allah'ın izni olmaksızın bir mucize getiremez. Allah'ın emri gelince de, Hak ve adaletle hükmolunur ve batıl yolda olanlar özellikle ısrarla peygamberin azap getirmesini isteyenler hüsrana uğrarlar. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi onunla da öylece konuşmayın. Yoksa siz farkında olmadan bütün emekleriniz hiçe iniverir. Ey iman edenler! Şayet Resulullah ile baş başa görüşmek isterseniz, bu özel görüşmeden önce bir sadaka verin. Böyle yapmak sizin için daha hayırlıdır. Şaibeden daha uzak, günahlarınızı temizleme yönünden daha uygun bir davranış olur. Eğer buna imkan bulamazsanız, Allah sizi muaf tutar. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Allah'a itaate davet edildiğinde bunu kabul etmediği gibi üstelik uydurduğu yalanı Allah'a mal eden, Allah adına yalan söyleyenden daha zalim kim olabilir? Allah böyle zalimleri hidayet etmez, emellerine ulaştırmaz. Senin Rabbin Gecenin bazen üçte ikisine yakın bir kısmını, bazen yarısını, bazen üçte birini ibadetle geçirdiğini, senin yanında yer alan müminlerden bir cemaatin de böyle yaptığını elbette biliyor. Gece ve gündüzü yaratıp sürelerini belirleyen Allah'tır. O sizin bu gece ibadetini gözetemeyeceğinizi bildiği için lütuf ve merhametiyle size yeniden bakıp muaf tuttu artık kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun allah bilmektedir ki aranızda hastalananlar olacaktır kimileri allah'ın lütfundan nasiblerini aramak için yol tepecek dünyanın çeşitli yerlerinde dolaşacaklardır bazıları allah yolunda muharebe için sefere çıkacaklardır Haydi artık Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. Namazı hakkıyla ifa edin. Zekatı verin ve bir de Allah'a güzel ödünç takdim edin. Unutmayın ki kendi iyiliğiniz için ahirete hazırlık olarak her ne gönderirseniz mutlaka onu Allah'ın nezdinde bulursunuz. Hem daha üstün ve daha hayırlı mükafatı kat kat artmış olarak Allah'tan af dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.